Evet, Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün ekonominin gidişatı üzerine CHP Tekirdağ Milletvekili ve aynı zamanda eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak'la konuşacağız. Faik Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen şeyle başlamak istiyorum. Doların, euronun gidişi malum. Hani Türkiye ekonomisinin hızlıca darboğaza gittiği de malum. Siz 2001-2003 arasında AK Parti'nin de yıllarca övülen, daha sonra övülen ekonomi politikalarının temellerinin atıldığı, Türkiye'nin acı reçeteye içtiği dönemde hazine müsteşarıydınız. Bugün de benzeri bir krize, hatta belki de daha derin bir krize doğru yuvarlanıyor Türkiye. Öyle gözüküyor. O günle bugünü nasıl karşılaştırırsınız? Tabii o günle bugünün şartları birbirinden çok farklı. O gün Türkiye'de biz bu yuvarlanan sabit kur dediğimiz, yani belli aralıklarla değişen bir kur rejimini uyguluyorduk. O kriz çıktığında Türkiye uyguluyordu. Daha sonra Türkiye esnek kur sistemine geçti. Dolayısıyla serbest Türk lirasının değeri serbestçe piyasalarda belirleniyor. O bakımdan o güne göre farklıyız. O gün tepkinin çok büyüğünü şeyde görüyorduk, faizlerde görüyorduk. Bugün artık tepkiyi hem faizler hem döviz kuru birlikte veriyor. O dönem yanlış hatırlamıyorsam kuru serbest bıraktığımızda %40 civarında Türk lirası değer kaybetmişti. Bugün de sene başından bu yana baktığımızda %40 civarında dolar karşısında Türk lirası değer kaybetmiş vaziyette. O zaman borcun büyüğü bankaların üstündeydi. Bugün baktığımız zaman reel sektörün üzerinde çok ciddi bir borç yükü olduğunu görüyoruz. Dış borç yükü olduğunu, dövize endeksli borç yükü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugünün ve bugünün şartları birbirinden farklı. Ama baktığımız zaman ve bu dolar ve euro karşısında Türk lirasının değer kaybına baktığımız zaman öyle görülür ki giderek hızla nur topu gibi bir döviz krizine gidiyoruz. Bunun sonu ne olur? Bunun sonu tabii şirketlerin ödemelerinin giderek zorlaşması olur. Çünkü Türk lirası karşılığı ödeyecekler. Türk lirası kazanıyor şirketlerin çoğu. Açık pozisyonları var. Bu borçları ödemekte zorlanacaklar. Zaten uzun bir süredir görüyorduk. Büyük şirketler yeniden yapılandırma talep ediyorlardı. Bu yeniden yapılandırma taleplerini de giderek genişleyeceğini göreceğiz. Peki ne oluyor diye sorarsınız. Olan şu, Türk lirası, Türkiye'nin çok ciddi borcu var. Hızla almış durumda. Dış borcu var. Buna karşılık ekonomi sıcak para üzerinde surf yaparak şişirilmiş durumda. Enflasyon çok yüksek. Cari açığımız çok yüksek. Bütün bunlar ekonominin ısındığını gösteriyor. Yani ekonomiyi soğutmak gerekiyor. Ama hükümetin hiç öyle bir niyeti yok. Daha yeni bir 100 günlük program açıkladılar. 100 günlük programa baktığınız zaman bu 100 günlük programda büyük projeler var. Yeni kamu özel işbirliği projeleri var. Kanal İstanbul'u hızlandırma var. İstanbul'dan 3 katlı tünelle İstanbul Boğaz geçişleri var. Ama buna karşılık önümüzdeki 12 ayda 240 milyar dolarlık Türkiye'nin bir finansman bulması lazım. Bunun nasıl bulunacağına dair de hiçbir ipucu yok. Diğer taraftan bütün bunlar böyle devam ederken sarayın bu büyüme heyecanı, büyüme talebi, ekonomiye gaz verme, bütçe yoluyla gaz verme yaklaşımı devam ederken buna karşılık Merkez Bankası'nın da politikalarına ciddi şekilde müdahale etme, Merkez Bankası'nı vesayet altında tutma eğilimi de var. Bütün bunları sistem gördüğü zaman diyor ki Türkiye size anlatılacak, geriye ödeyebileceğini gösteren bir hikayesi yok. O nedenle biz de gidelim diyorlar. Özellikle son bir haftadır bu gidiş bir kaçışa dönmeye başladı anlaşılan ki. Türk lirası çok ciddi şekilde değer kaybetmeye başladı. Hem euro hem de dolar karşısında. Sene başından bu yana da baktığımız zaman maalesef Türk lirası kendine benzeyen diğer ekonomilerin paralarından negatif yönde ayrışıyor. En fazla değer kaybeden paralardan biri de Türk lirası.
Peki burada şeyi sormak istiyorum ben. Tekrardan 2001 ile bugünü karşılaştıracağız ama 2001'den sonra birçok yapısal değişim yapıldı Türkiye'de. Sıkılaştırma yapıldı ve ekonomi belli bir raya girmişti. Ne oldu da tekrardan bu kadar çok açıldık, hatta borcumuz o zamanı aratır hale geldi? Şimdi tabii başlangıçta ekonomide bu mevcut programa Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı başlangıçta riayet etti. Riayet etmediği zaman piyasalar belli bir tepki gösteriyordu. Yeniden belli bir rayın içine doğru giriyordu. Ama bir müddet sonra özellikle 2009 dünyadaki 2009 krizinin ardından gelişmekte olan ekonomilere akan dolarlar çok hızlı bir şekilde arttı. Ve dünyada büyümenin motoru olarak da bizim gibi ekonomiler gösterilmeye başlandı. İşte o ortamda AKP hükümetleri çeşitli hatalar yaptılar. Örneğin Türk ekonomisi için önemli bir disiplin göstergesi olan kamu ihale mevzuatında sayısız değişiklikler yaptı. Yine bir başka önemli gösterge olan mesela 2009 yılında borçlanma, yabancı parayla borçlanma disiplininden önemli bir kopuşu yansıtan bir kararname çıkarttılar ve dediler ki döviz cinsinden gelir elde etmeyen şirketlerde döviz cinsinden veya dövize etkisi olarak borçlanabilirler. İşte zaten o noktadan sonra Türk ekonomisinde şirketlerin döviz cinsinden borçları çok hızlı bir biçimde artmaya başladı. Bir başka ifadeyle AKP hükümetleri ekonomiyi büyütmeyi değil, sağlam temellere dayanarak büyütmeyi değil, sıcak paraya yaslanarak şişirmeyi tercih ettiler. Şirketler de bu süreçte hızla borçlandı. 60 milyar dolarlar seviyesinde olan şirketlerin 2009 yılındaki açık pozisyonu 200 milyar dolar üstüne çıktı. Şimdi dünyada bakıldığı zaman döviz cinsinden şirketlerin borçlanmasının en hızlı arttığı ekonomilerden bir tanesi Türk ekonomisi oldu. Bu ne de açık pozisyon, 200 milyar açık pozisyon. Yani Türk lirasında her 10 kuruşluk değer kaybı 20 milyar liralık kur farkına neden oluyor demek. Yani şirketlerin borç yükü, Türk cinsinden borç yükü 20 milyar Türk lirası artıyor. Bu borçlarını ödemek zorlanıyorlar. Dışarısı o zaman diyor ki Türk şirketlerinin durumu kritik. Bunlar döviz kuru yukarı doğru gittikçe bu borçlarını geri ödeyemeyebilir. Şimdi burada normal olarak bu manzara ortaya çıkmadan önce AKP hükümetlerinin yapması gereken şey borçlanmayı yavaşlatmak oldu. Türk lirasının bu kadar, Türk ekonomisinin bu kadar yüksek açık pozisyon vermesini, bu kadar hızla borçlanmasını önlemek olmalıydı. Ama işlerine geldi. Arka arkaya bir sürü seçim vardı. Seçimlere giderken ekonomi büyüyormuş izlenimini vermek seçmene oy getiriyordu. Dolayısıyla burada dikkat almadan ya da riskleri göz ardı ederek sıcak parayla büyümeyi tercih ettiler ve bugün Türkiye yüksek açık, yüksek enflasyon ve maalesef tabii büyümeyi son dönem bütçe üzerinden de eklemeye başladıkları için yüksek kamu açıkları verme noktasına geldi. Bu tabii dönüp baktığımız geçmişteki yani Türk ekonomisini bu başarılı bir uygulamaya başlamasından önceki noktaya geri dönüldü. Nitekim Türkiye'deki borçlar, yani Türk ekonomisindeki borçları, kimlerin borçlarının, hane halkının, şirketlerin ve devletin borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığınız zaman şimdi bu rakam 2002 yılının üstüne çıkmış vaziyette. 2002'de bunlar %94'lerdeyken şimdi %106,6 %107'ye çıktı gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak. Bu şunu gösteriyor. Türk ekonomisi şu anda kaldırabileceğinden daha fazla bir yük altında bulunduğu için bugün bunları yaşıyoruz. Ama iktidara sorarsanız diyor ki bu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ya başka dışarıdaki ülkelerin bize ekonomik savaş açmasının sonunda ortaya çıkıyor. Hiç ilgisi yok. Yani şöyle ekonomik savaş açıyorlarsa bu
hareketi belki daha büyütebilir, tetikleyebilir. Ama sizin ekonominiz bu kırılgan yapıdayken, bu kadar borca batmışken herkes sizinle oynar. Yani meşhur bir laf vardır. Borç yiyen kesesinden yer bir derler. Bir de borç alan emir de alır derler. Gerçekten de aşırı borçlanan ekonomiler dışarıdan gelecek olan politik baskılara, bu politik baskılar karşısında daha kırılgan hale gelirler. Dolayısıyla bugün Türk ekonomisinde yaşanan bu sıkıntıların nedeni dışarıdan gelen, yani dışarının bize açmış olduğu ekonomik savaş değil, böyle bir savaşın olabildiği düşüncesiyle ekonomide yeterli tahkimatı yapmayan mevcut iktidar. Peki tam burada şey sormak istiyorum. Yeni seçimden çıktık ve önümüzde gözüken seçimler, yerel seçimleri söylemiyorum genel seçim olarak. 5 sene sonra bu şekilde 5 sene sürdürmek mümkün mü? Şimdi tabii 5 sene bu şekilde bunu sürdürmek mümkün değil. Ama Türkiye'de bir rejim değişikliği oluyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu rejim değişikliğinin tam olarak oturabilmesi için son aşama bence önümüzdeki mahalli idare seçimleridir. Dolayısıyla iktidar önümüzdeki mahalli idare seçimlerini, yerel yönetim seçimlerini alabilmek için bir istikrar programından alabilmek için bir istikrar programı uygulamayı hiçbir zaman tercih etmeyecektir. Yani ekonomiyi ekonomiye verdiği gazla ekonominin büyümeye devam etmesini tercih edilir. Ama ben Mart ayına kadar dahi bunun böyle gitmesinin mümkün olmadığını zannediyorum. Olmadığını düşünüyorum. Yani bakın, gidip Amerika'da görüşmeler yapar bu işi çözemezsiniz. İnsanlar şu anda Türkiye'ye borç veren Türkiye'ye dönüp bakıyorlar. İktidar doğruları yapacak, benim geriye ödeyebilecek, ödeyemeyecek. Siz bir de devamlı bir takım endişeler, riskler yaratıyorsunuz. Yastık altındaki falan demek suretiyle insanların, özellikle paralarını de tutan insanları rahatsız ediyorsunuz bir yandan. Yani toplumun kesimlerine farklı mesajlar veriyorsunuz. Bütün bu belirsizlikler içinde, bu belirsizliklerle ekonomiyi bence Mart ayına kadar bu şekilde götürebilmek mümkün değil. Ne yapması lazım iktidarın? 100 günlük programda oturup da büyük projeleri söylemek yerine talebi nasıl kontrol altına alacağını, cari işlemler açığını nasıl düşüreceğini, Türkiye'nin rezervlerini, döviz rezervlerini nasıl kuvvetlendireceğini ve önümüzdeki döneme girerken şirketlerin özellikle bu dövizli borçlarının ortaya çıkardığı kur farkı problemini nasıl halledeceğini toplaması ki sistem güven duysun ve ki yani yatırımcılar güven duysun ve sistemden çıkmaya kalkmasınlar. Ama bununla ilgili hiçbir ipucu yok. Bir de Amerikan ambargosu bunun üstüne geldiği zaman, o zaman da Amerikan yaptırımları bunun üstüne geldiği zaman, bir de komşunuza da Amerika yaptırımı uygulamaya başladığı zaman işte piyasalar bu tür tepkileri vermeye başlıyor. Ama normal güçlendirilmiş bir ekonomide bu tepki son derece sınırlı kalırken, Türkiye gibi dış borca müptela, dış borç bağımlısı olmuş, dolar kolik olmuş ekonomilerde dövizi falan tutmak, bu tür olaylarda dövizi tutmak giderek zor hale. Bugün baktığınız zaman vatandaşın cebindeki para her gün biraz daha pul oluyor. Merkez Bankası dün faiz arttırımına gitmedi. Onun yerine ufak müdahaleler yaptı ama gördük ki ne faiz arttırımı ne de diğer müdahaleler artık doların, dövizin önünü tutmuyor. 100 günlük programda açıklandı ama o da gördüğümüz kadarıyla bir hani döviz açısından bir tepki, iyi bir tepki göremedik. Şimdi önümüzde orta vadeli program açıklaması var. Sizce bu orta vadeli program içinde yeni sistemde ne açıklamalılar, ne yapmalılar? Şimdi bakın, dün Merkez Bankası'nın faiz arttırmak yerine, şimdi bir kere baştan şunu söyleyeyim.
faizin artmasını hiçbir siyasetçi sevmez, ben de dahil. Normal olarak bizlerin sevmediği bir şeydir faiz arttırımı. Ama yanlış politikaların da bedeli, maalesef faiz arttırımı olarak karşımıza çıktı. Şimdi Merkez Bankası'ndan faiz arttırımını beklerken piyasalar onun karşısında onun karşısında rezerv oranlarının, döviz cinsinden rezerv oranlarının düşürülmesi ciddi bir problem. Çünkü şunu algılıyor piyasalar. Ya yine eski hamam eski tas, değişen bir şey yok. Saray Merkez Bankası'na ciddi şekilde müdahale ediyor. Merkez Bankası enflasyonla mücadele için elindeki araçların tümünü serbestçe kullanamıyor. Manzara bu. O nedenle de manzara böyle olduğu için de tepki gösteriyor. Etkili olmuyor. İşte gelelim orta vadeli programa. Bakın müthiş beklentiler, beklenti çıtası bir orta vadeli program etrafında iyice yukarı çekilmiş vaziyette. Kamuoyu bekliyor. Özellikle yatırımcılar da bekliyor. Böyle bir orta vadeli programdan ne çıkacak diye. Ben açık söyleyeyim. Sadece laf yapılacak, gidecek, olacak, olacak çıkarsa bu orta vadeli programın hiçbir etkisi olmaz. Zaten insanlar orta vadeli programı okuyarak beklentilerini değiştirmeyecekler. Nasıl uygulandığına bakacaklar, uygulanıp uygulanmadığına bakacaklar. Zamanında adımların atılıp atıldığına bakacaklar. Ona göre beklentilerini oturtacaklar. Ben dolayısıyla bu orta vadeli programın da sarayın baskısı altında, sarayın vesayeti altında ve sayın Mart ayına kadar Türk ekonomisini büyüme şeyinde, bazında, büyüme aşamasında tutma kriterleri çerçevesinde orta vadeli programında suya yazılmış bir yazı olacağını düşünüyorum. O nedenle test edecektir piyasalar, yatırımcılar bakacaklardır ne kadar uygulanıyor, ne kadar uygulanmıyor. Uygulanmadığını görünce de beklentilerini süratle değiştireceklerdir. Şunu söyleyeyim. Şimdi böyle hiçbir şey olmuyormuş gibi bakarak geçmişteki teğet söylemleri gibi söylemler benimseyerek ya da bu iş dışarıdan bize açılan ekonomik bir savaşın sonucudur diyerek bu işten çıkılmaz. Buna kimse inanmak da mümkün değil. Çünkü bir ekonominin bu hale gelmesi için kırılgan olması. Bu ekonomiyi bu kırılganlık içine sokan da bu iktidarın, mevcut iktidarın yanlış politikalarıdır. Yani işte düşünün, Türkiye bundan önceki dönemde Türk ekonomisi toparlanırken bir sürü çapa vardı ekonomi. Avrupa Birliği çapası vardı, Merkez Bankası bağımsızlığı çapası vardı, uluslararası fonuyla anlaşmanın verdiği bir güven vardı, çapa vardı. Bunların hepsi yavaş yavaş ortadan kalktı. Ortadan kalkarken bir başka bir şey daha oldu. Türkiye hukuk devletleri liginde, hukukun üstünlüğü liginde hızla irtifa kaybetmeye başladı. Dolayısıyla bu da yatırımcının ciddi şekilde kafasının karışmasına neden oldu. Bütün bunlar bir araya geldiğinde de bugün Türk lirası önlenemez bir düşüşün içine girdi. Yani dışarıda zaten artık sermaye bolluğunun, bizim gibi ekonomilere gelen bu para bolluğunun devam etmeyeceği anlaşıldı. Bunun üstüne üstlük bu dövize en fazla ihtiyaç duyan ekonomilerin başında Türkiye'nin geldiği ortaya çıktı. 3 defa, 4 defa dünyanın en kırılgan 5 ekonomisi ligindeki, yani dünyanın en kırılgan 5 ekonomisi listesi yayınlandı. O listelerde değişmeyen bir tane ekonomi var. O da Türk ekonomisi. Yani bu yapı içinde başka bir şeyin ortaya çıkması mümkün değil. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Türk ekonomisi yönetenler kolayı seçtiler. Sıcak parayla büyümeyi, sıcak parayla ekonomiyi şişirmeyi gerçek büyümenin alternatifi olarak gördüler. İşte bugün geldiğimiz nokta bu yanlış stratejinin sonucudur.
Bu geçtiğimiz haftadan bu yana işte önce geçtiğimiz hafta Selin Sayıkböke ile CHP İzmir Milletvekili Selin Sayıkböke ile konuştuk. O stagflasyona doğru gidiyoruz demişti. Arkasından Cuma günü Profesör Yalçın Karatepe ile konuştuk. O da stagflasyon riski artık çok büyük ve hani kendi hatalarımızı hep başkalarının üzerine atarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bu yanlış demişti. Dün akşam da Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu'ndan doçent Ümit Akça ile konuştuk. O da bunun bir birikim krizi olduğunu söyledi. Yani politikacılar ve bilim insanları, ekonomiyle ekonomistler bu krizi ard arda söylüyorlar. Ancak iş kanadından, iş adamları kanadından, iş insanları kanadından herhangi bir yorum gelmiyor. Aksine mesela geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik yeni sistemin hızlı olacağını söyledi. 2001'e baktığımızda ise iş insanları çok tepkiliydi. Örneğin yanılmıyorsam 11 Nisan 2001'de TOP Başkanı Fuat Miras o zamanki Başbakan Ecevit'in istifasını istemişti. Bugün neden iş adamlarının sesi çıkmıyor? Yani biraz önce söyledim, Türkiye hızla bir tek adam parti devleti sistemine doğru gidiyor. Tek adam parti devleti gidiyor demeyeyim gitti. Yani dolayısıyla bu tek adam parti devletlerinde insanların biraz konuşması, seslerinin yüksek çıkması her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Yani şu geçmişte bundan birkaç ay önce yaşadığımız seçime bak. Yani muhalefetin sesinin kısılması için elden gelen her şey yapıldı. Son derece adil olmayan bir seçim sürecini yaşadık. Ne medyada yer bulabildi muhalefet, ne devletin yayın organlarında. Bunun yanında devlet, bütün hükümet, yani tek adam parti devleti, hükümet, devletin bütün imkanlarından yararlandı. Valiler, savcılar, kaymakamlar hepsi iktidar partisinin yanında yer aldı. Şimdi böyle bir yapıda insanların rahatça konuşabilmeleri, demokrasinin güçlenmesi mümkün olmuyor. Biraz önce söyledim, yani Türkiye Demokrasi Ligi'nde, Hukukun Üstünlüğü Ligi'nde süratle bir defa kaybeden bir ülke durumunda. Dolayısıyla da iş adamları pek konuşamıyorlar ama görebildiğim kadarıyla birçok büyük iş adamı kredilerini yeniden yapılandırmak için kuyruğa girmiş durumdalar. Ben bu sıkıntıların biraz daha artmasıyla birlikte artık sorunları söylememenin, yüksek sesle dile getirmemenin çözüm olmadığını, aksine işleri daha da kötüye götüreceğini herkesin görebileceğini, görmesini bekliyorum. Peki bu Darboğaz'da son olarak size şey sormak istiyorum Faik Bey. Seçmenlere ya da sıradan vatandaşa bu gidişat içinde ne yapmalarını önerirsiniz? Açıkçası şunu söyleyeyim. Bir kere bu dönem nakdin çok önemli olduğu bir dönem. Dolayısıyla aşırı borçlanmamaya dikkat etsinler. Fazla açılıp saçılmasınlar. Mümkün olduğu kadar ayaklarını yorgana göre uzatarak bu dönemi geçirmeye çalışsınlar. Allah hepimize kolaylık versin diyorum. Çünkü gerçekten sorunun farkında olmayan bir yönetimle ya da farkında olmak istemeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Bence en önemli sıkıntılardan biri bu. Sorun hem rejimde, sorun hem ekonomide tedbir alınmamasında, sorun hem nereden kaynaklandığının görülmemesinden. Çünkü bu iktidarın paranın, dünyada paranın dibe vurduğu ya da paranın giderek sığlaştığı dönemlerde yönetme tecrübesi yok. Sıkıntı bu. Bu iktidar nasıl söyleyelim? Hani dolar yağmurunun durduğu, çölleşmenin başladığı, dünya piyasalarında çölleşmenin başladığı bir dönemi hiç görmedi. Hiç bilmiyor. Dolayısıyla bu da kısa vadede ciddi önlemler alınmadan atlatılır. Amerika'ya 2-3 tane heyet göndererek, beklentiler oluşturularak atlatılır zannediyor. Ama ekonomisinin süratle yeniden üretime dönmesi lazım.
Bunun içinde yatırımın olması lazım. Yatırımın olması için de hukuk devletinin olması lazım. Gelişmiş bir demokrasinin olması lazım. Yani gömleğin ilk düğmesine doğru iliksiniz. Gömleğin ilk düğmesine hukuk devleti ve demokrasi. Ondan sonra ülkenin yarışma gücünü, rekabet gücünü arttıracak olan yapısal reformlar geliyor. Onun arkasından da Türkiye'de sürdürülebilirliği sağlayacak, dengeleri sağlayacak olan para ve maliye politikalarının istikrarının sağlanması yetmez. Aynı zamanda çevre konusunda duyarlılığa, sürdürülebilirlik açısından çevre politikalarında da duyarlılığa dikkat etmek gerekiyor. Ve bence en önemlisi büyümenin de yeniden kapsayıcı hale getirilmesi gerekiyor. Yani büyüme toplumun tüm kesimlerine yayılabilmeli. Gelişmenin büyüme nimetlerinden toplumun tüm kesimleri yararlanabilmeli. Herkes oyuna girmeli, oyuncu olmalı, tüketmeye ve yatırım yapmaya hem gücü olması lazım hem de devam edebilmesi lazım. Bütün bunları gerçekleştirecek bütüncül bir yaklaşımla ekonomiye yaklaşılmadığı sürece Türk ekonomisi hızla, biraz önce söylediniz, durgunluğa doğru gidiyor. Ben bunu görüyorum. Yani bakın, en son açıklanan işsizlik rakamlarında mevsimlik düzeltilmesi yapılmış seriye baktığınızda yeniden işsizlik tek haneli rakamlara düştü deniyor. Halbuki mevsimlik düzeltilmiş rakamlarda uzunca bir süredir tek haneli rakamlarda gidiyordu. Son şeyde, seride birdenbire çift haneli şeye yeniden geçti. Alana yeniden geçti işsizlik rakamları. Yetmez, kapasite kullanım oranlarına baktığınız zaman mevsimlik düzeltmesi yapılmış. Onun da ciddi şekilde düşmeye başladığını görüyoruz. Bu Türk ekonomisinin verilen bütün gazlara rağmen, yapılan bütün enjeksiyonlara rağmen artık yavaşlamaya başladığını gösteriyor. Yavaşlıyor ama buna paralel bir süreci enflasyonun düşüşünde görmüyoruz. Aksine enflasyon %16'nın üstüne doğru kendisini atlanıyor. Üretici fiyatları %25'i geçmiş durumda. Dolayısıyla yüksek enflasyon, durgunluk yetmez. Aynı zamanda bu Türk lirasındaki aşırı hızlı değerlendirmenin de etkisiyle bir ödemeler dengesinde de sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Yani cari açıkta mesela büyüme düştüğü zaman, hem enflasyonun yavaşladığı zaman hem enflasyonun hem cari açığın düşmesi lazım. İkisi de düşmüyor. Ne enflasyon düşüyor ne cari açık düşüyor. Dolayısıyla çok sıkı bir süreçte gidiyoruz ve ben hükümeti bunu algılamış, buna uygun olarak tedbirleri geliştirmiş durumda gördüm. Faik Bey, çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ta ekonominin gidişatı, ekonomideki son gelişmeleri konuştuk. Bizleri izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Başka programda görüşmek üzere.